Arkadaşlar, sıcak iklimlerden sonuncusu olan muson iklimindeyiz. Önemli vurgularımız var musonla ilgili. Lütfen detaylara dikkat edelim. Muson iklimi nedir? Hangi alanlarda yayılış göstermekte? Ve insanlar üzerindeki etkileri nelerdir? Karşımıza sıkça soru olarak çıkacak bilgilerden bir tanesi. Muson iklimi yazlar bol yağışlı. Bakın, bu vurguya dikkat etmenizi istiyorum. Yazların bol yağışlı olması savanna aslında ne gösteriyor? Paralellik gösteriyor. Yani size soru olarak sorarsa, hangi iklim, hangi iklimle yaz yağışını paralel görür? Savan ve muson diyebiliriz gönül rahatlığıyla. Dolayısıyla yaz aylarında sık sık sel ve taşkınlar yaşanır. Evet, hep duyarız haberlerde Pakistan, Hindistan, Çin gibi ülkelerin güney kesimlerinde özellikle muson iklimine bağlı yağış artar ve yaz mevsiminde buna paralel olarak sel ve taşkınlar da artar. Demek ki aklıma gelecek şey, musonun yaz mevsiminde oldukça fazla taşkına ve sele yol açtığı. Kışlar, evet, kış mevsimi nasıldır arkadaşlar? Kuraktır yazın aksine. Bitki örtüsünü ormanlar oluşturur. Biz bunlara ne diyoruz? Muson ormanları diyoruz. Muson ormanları. Oldukça geniş bir yayılış alanına sahiptir bu orman örtüsü. Yağışın yetersiz olduğu yerlerde savanlar ve steplere de rastlamamız bu iklim içerisine mümkün arkadaşlar. Ama önceliğim neymiş? Yağışın yetersiz olduğu alanlarmış. Güneydoğu Asya ve Doğu Asya'da oldukça etkili olan iklimlerdi. Yine hemen hatırlayalım. Hint, Çin, Jap kodlaması, yani Hindistan, Çin ve Japonya bu anlamda kurtarıcı bilgilerimizden bir tanesi olacak. Yani göreceğimiz yerler özellikle Hindistan, Çin ve Japonya gibi ülkelerdir muson ikliminin. Çok önemli bir notumuz var. Dünyanın en fazla yağış alan iklimlerinden bir tanesi musondur. Yağış miktarı 2000 milimetreden daha fazla olmaktadır. Cherrapunchi 11.600 milimetreyi bulan yağışlara sahiptir. Cherrapunchi neredeyse hemen yazalım altına. Hindistan'da bulunan Cherrapunchi dünyanın en yağışlı yeri olarak karşımıza çıkacak. Neye bağlıdır bu yağışlar dersem? Yaz musonlarına. Önemli vurgu yaz musonlarına. Çünkü kışımız burada oldukça kurak geçmekte. Yine muson iklimiyle karşımıza çıkacak sıcaklık grafikleri. Bunlarla ilgili yorum yaparken en önemli şey neydi? En fazla yağış miktarının hangi aylara denk geldiğini saptayabilirsek işimiz çok kolay olacak. Burada da gördüğümüz üzere yaz mevsimini içine alan aylarda yağışın oldukça fazla olduğunu görüyoruz. Demek ki bu grafiğimiz bize kesinlikle yazı yağışlı olan muson iklimini rahatlıkla verebilir. Sıcaklık değerlerine bakarsak yine yaz mevsimine denk gelen aylarda sıcaklığın da arttığını görüyoruz. Demek ki bu muson iklimi hangi ülkelerde rahatlıkla bu iklimi görebiliyorduk? Hindistan, Çin ve Japonya en fazla çıkacak örneklerimiz karşımıza muson iklimiyle ilgili. Dünya haritası üzerine yayılış alanını mı istedi bizden? Hemen ne yapıyoruz? Bakın, Hindistan burada, şu bölge, Çin içine alan ve Japonya'yı da içine alan, bu adalar ülkesi olan Japonya'mız. Bu üçlü içine alan bölgemizde biz ne diyoruz? Muson Asyası. Burada da belirttiğim üzere haritanın bu kısmında işaretlenmiş bölgeler ile ilgili yapacağın yorum kesinlikle yazı bol yağışlı muson iklimi görülmektedir bölgelerde diyeceğiz arkadaşlar. Peki, hemen arkasından gelecek iklimimiz aslında biraz da özel bir iklimdir. Çöl iklimi. Çöller neden oluşuyor? Özellikleri nelerdir? Şimdi burada bunlarla ilgili detaylarımıza bakabiliriz. Tropikal çöller dünyanın en sıcak yerleridir. Bakın arkadaşlar, burada özellikle bir vurguda bulunmak istiyorum. Dünyanın en sıcak yerini biz genellikle ekvatormuş gibi algılayabilmekteyiz. Ama tamamen yanlış. Dünyanın en sıcak yerleri dönence çölleridir. Yani onlar 23 derece 27 dakikanın vurgu yaptığı alanlardır. Dünyanın en büyük çölü neydi? 23-27'de bulunan Sahra Çölü. Dünyanın en sıcak yerleri arasında da rahatlıkla Sahra Çölü'nü görebiliriz. Sahra Çölü neden bu kadar sıcak ya da dönence çöller neden bu kadar sıcak da ekvator değil dersem, hemen detay olarak bakarsak nem ekvatoral bölgede fazla. Nemin fazla olması ortamda alçak basınç, yani bağıl nemin artması, bulutluluğun artması demektir. Bulutluluğun artması da ortama yalıtım etkisi yarattığı için sıcaklık bu anlamda çok fazla geçiş göstermez. Çok ısınmalar ya da çok soğumalar mevcut değildir. Fakat nemin çok az olduğu çöller, yani dönenceler bölgesinde ise durum tam tersidir. Bu nedenle ne diyoruz arkadaşlar? En sıcak yerlerimiz,
ekvator değil, dönence çölleri civardır. Lütfen unutmayalım. Sıcaklığın fazla olmasından, yine nem azlığı ve alçalıcı hava hareketlerinden dolayı az önce söylediğimiz yüksek basınç alanlarını oluşturur. Bu nedenle yine dünyanın en sıcak yerleri olma yolunda başı çekmektedir. Günlük sıcaklık farkı nem az ise haliye ne olacak? Fazla olacak. Hatırlayalım ilk bilgilerimizi. Alçak basınçtan en fazla, sıcaklık farkı günlük ya da yıllık az. Yüksek basınç alanlarında, ki alçalıcı hava bize neyi verecek? Yüksek basıncı. Bu nedenle nem az, nemin azlığı günlük ve yıllık sıcaklık farkını da ne yapacak? Doğru orantı olarak artıracak arkadaşlar. Lütfen unutmayalım. Belli bir yağış rejimi yoktur çöllerin. Oluşan yağışlar genellikle sağanak şeklindedir ve oldukça az yağış göreceğiz çöl ikliminde. Bitki örtüsü kaktüsler ve kurakçıl otlardır çöl ikliminin, bunu da unutmayalım. Önemli bir notumuz var. Çöller tropikal çöller ve orta kuşak kara içi çölleri olmak üzere ikiye ayrılır. Bu da önemli bir detay. Tropikal çöllerde ne diyorduk arkadaşlar hemen? Tropikal çöllerde ekvator ve civarındaki üstü, yani 23-27'leri kaplayan çöller. Orta kuşak çöller ise karasalın, yani nem azlığının etkisiyle oluşan çöllerdir. Bunu da unutmayalım. Şimdi hemen detaylandırırsak bu bilgileri, tropikal çöl alanları diyoruz. Yani dönence civarları. İki dönencemiz vardı. Üstteki dönencemiz yengeç, alttaki dönencemiz ise oğlak dönencesi. Ve dönencelere denk gelen, bakın görüyorsunuz dönenceler üzerinden geçen çöllere biz ne diyoruz? Dönence çölleri. Dünyanın en sıcak yerleri de nerelerdi? Ekvator değil, yine dönence çölleriydi. Lütfen unutmayalım. Aynı şekilde aşağıdaki dönencemiz olan Oğlak üzerinden geçen çöllerimiz de ne olacak arkadaşlar? Dönence çölleri olacak. Hemen bakın siyahla belirttiğimiz ise orta kuşak çöl alanları. Orta kuşak çöl alanları deyince aklımıza ne gelecekti? Bu bölgelerde nem oldukça az. Nem azlığına bağlı ortamda ne olacak arkadaşlar? Sıcaklık farkı fazla olacak. Sıcaklık farkının fazla olması ortamı bu anlamda çölleşmesine sebep olacak, yine nem azlığına bağlı olarak. Demek ki kara içleri de çölleşiyor, fakat sebebi dönence çöllerinden farklı olarak nedir arkadaşlar? Karaların içinde kaldığı için denizel etki buralarda hüküm süremez. Denizel etkinin olmaması nemin az olmasını getirir. Nemin az olması da bu alanların çölleşmesine sebep olur. Bunu da unutmayalım. Rusya'nın içerisinde gördüğümüz çöller, yine Amerika'nın ortasında gördüğümüz çöller, bu anlamda ne yapacak arkadaşlar bize? Orta kuşak çöl alanlarını verecek.